Laleli Camii, Laleli Camii deyince İstanbul'dan Beyazıt'tan aşağı doğru iniyorsunuz Aksaray'a doğru sağdaki bir camidir. Ya da Aksaray'dan Beyazıt'a doğru çıkacaksınız, Sonahmet'e doğru gideceksiniz. Sol tarafta tramvay, Laleli İstasyonu hemen yanındadır. Laleli Camii'nin bir özelliği, mimari özelliği, Oradaki değerli dostum oranın uzun dönem mematipliğini yapmış olan Selman hocamız anlatmış doktor Selman hocamız demişti ki Laleli Camii adeta bana İstanbul Türk Osmanlı İmparatorluğu'nun efendim son dönemini anlatıyor. İçerisine giriyorsunuz dostlarım. Camimiz çok büyük Laleli Camii avlusu. Kenarında aşevi var, habamı var. O dönemde tabii mektepleri var. Büyük bir külliye. İçerisi biraz daha içeri iç avluya geçtiğiniz zaman daralıyor şadırvan tarafına geçiyorsunuz, biraz daha daralıyor. Caminin içerisine girdiğiniz zaman o koca külliyeden bekliyorsunuz ki içeride böyle bir, yani bir Süleymaniye göreyim, ne bileyim bir sürü, hiç olmasa Nur Osmaniye göreyim dediğiniz zaman aa bakıyorsunuz ki sanki Laleli Cami küçük bir böyle e, cami havasına bürünüyor. O zaman işte Osmanlı ne kadar büyük büyük son dönemlerde artık e, toprak kaybede kaybede küçülüyor. İşte Laleli Cami de son dönemin camilerinden bir tanesi efendim. Kim yaptırıyor Laleli Camii'ni? Banisi kim? Padişah 3. Mustafa ki ilk programda söylemiştim. Kademi Şerif'in türbesinde olan padişahtır. Türbesi de hemen yanındadır caminin yanında. 3. Selim'le beraberdir. Laleli Cami 1760-63 yıllar arasında yapılıyor. Ee, aslında caminin adı değerli dostlar 3. Mustafa'nın e, adıyla yapılması lazım. Ama 3. Mustafa sistemkar ediyor. Diyor ki ah diyor bir cami yaptırdım diyor bir veli aldı. Bir cami yaptırdım diyor efendim. Su aldı diyor. Su aldı dedi efendim. Ayazma Camii'dir üstler tarafındaki. Aslında onu da yaptıran 3. Mustafa'dır. Kendisi yaptırmasına rağmen hiç kimse 3. Mustafa Camii diye bilmez ya da Mustafa Camii diye söylenmez. E nedir? Laleli Camii, Ayazma Camii. Böyle de bir efendim bir sistemi vardır. Ah diyor yaptırdık. Efendim birine diyor Laleli Baba aldı diyor. Birini de su aldı dediği Ayazma Camii'dir. Caminin mimarı, mimar e, Mehmet Tahir Ağa'dır. E, ancak dönemin baş mimarı Hacı Ahmet Ağa'nın da e, cami inşasına katkıda olmuştur. Şimdi neden Laleli Cami? Evet, hadi onu da anlatalım. Hikayesini biliyorsunuz ama e, bilinen, hepimizin bildiği hikaye şöyle. Laleli Camii'ni yapılırken Hücumlu Mustafa zaman zaman ziyarete geliyor. Bakıyor caminin yapılışı nasıl gidiyor diye. O esnada diyorlar ki efendim burada bir zat var. Halk çok seviyor, Allah dostu ismi Laleli Baba diye bilinir kendisi. Onunla tanışıyor, bakıyor, işte sohbet ediyor, ben de tanışayım diyor. O da bakıyor ki Laleli Baba işçilere yardım ediyor, çay pişiriyor, ikram ediyor. O da caminin yapılmasında bir şeyler yapıyor, boş durmuyor, tanışıyor. Tabii sohbet ilerleyince padişah bir şey soruyor kendisinde. Diyor ki insanların diyor dünyada en çok rahatladığı, huzur bulduğu şey nedir diyor ne beklersiniz Halil Baba'dan? Ne diyor? Sultanım diyor, insanın diyor, en rahatladığı, en güzel şeyi diyor. Defi hacetidir diyor. Defi hacetinin giderilmesidir diyor. Şimdi karşımızdaki padişah, 3. Mustafa, bir Allah dostu da böyle diyor. Yekten diyor ki bir hacetin giderilmesi. Yani tuvalete gitmesi diyor, tuvaletteki rahatlık diyor. E padişah bunu biraz tabi bozuluyor. Yani böyle evliyadan bir böyle söz beklenir mi? Biraz daha farklı bir şey bekliyor belki. Demiyor da içine atıyor gidiyor saraya dönüyor ama saraya dönünce de 3. Mustafa ne yapıyor? Birkaç gün dışarı çıkamıyor. Lavmanlar işte ilaçlar yok padişahın karnı şişiyor rahatsızlanıyor bağırsaklarından dışarı çıkamıyor. Aman efendim hatırlıyor ben ne yaptım diyor. Rica ediyor Lalel Baba'dan. Efendim ne o da diyor ki saltanatınızı verir misiniz diyor. Bir. İkincisi cami de isterim diyor. Hikaye bu tabii. O kadar doğru gelmiş ki padişah ne saltanatı ne camisi al hepsi olsun rahatlayın. Ve tabii şifa buluyor, rahatlıyor. Sultanım diyor, ne yapayım diyor. Bir diyor rahatlama uğruna diyor. Bir saltanat gidiyorsa bana ne öyle saltanattan diyor. Bana ne öyle tahttan diyor vazgeçiyor. Tabii bu halk hikayesi biline bile anlatılır anlatılı. camimizin ismi ne oluyor? Laleli Cami oluyor. Esiden değerli dostlar Laleli Baba'nın türbesi oradaydı. Şimdi yol geçtikten sonra oradan kaldırıldı. İleride 18 Ekbanlar diye bir camimiz var. Oraya yakın bir yere defnedildi. Evet buradan tabii çıkaracağımız dersler var. Gerçekten de dünyada sıhhat önemli, afiyet önemli. Saltanat dediğimiz şey nedir? Allah hepimize, tüm dostlarımıza sıhhat, afiyet nasip eylesin efendim. Laleli camimizin başka bir özelliği de nedir? Özellikle içerisinde bulunan tezinatı çok önemlidir. Külliyesi çok önemli. Gittiğimiz zaman göreceksiniz. Çok güzel dizayn edilmiş, yapılmış bir cami. Esrafında hala bugün de faal olan aşevimiz var. Gittiğimiz zaman Laleli camini lütfen ziyaret edelim, gezelim. Dediğimiz gibi camiye yüksek merdivenlerine çıkıyoruz. Ve çıktığınız zaman camiden böyle baktığınız zaman ablosundan hemen aşağıda kum kapı deniz tarafında görüyorsunuz. Böyle yüksekçe bir yerde tepede. İlginç, farklı bir cami, laleli cami efendim.